Ne zaman bir zalim görülse sen Firavun musun, Nemrut musun deriz. İşte bugün size Firavun'un hikayesini anlatmak istiyorum. Firavun bir gece rüyadan uyanır, kan ter içerisinde korkunç bir rüya görmüştür. Rüyasında Beytül Makdis'ten bir ateş çıkmış ve kendi ülkesini, hükümdar olduğu ülkeyi yakıp kavurmuştur. Sabahleyin müneccimleri, kahinleri toplar ve bunun yorumlanmasını ister. Onlar derler ki, ey Firavun, bir tane bugün doğacak bir çocuk senin tacını, tahtını yerle bir edecek. Ne yapmamız lazım? Yapılacak şey basittir. O gün doğacak bütün çocukları öldürmek. Ve askerler çıkarlar, kapı kapı dolaşırlar, o gün doğan bütün çocukları öldürürler. Bir çocuk kurtulur. İşte o çocuk Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa'nın annesi onu bir leğene ya da küçük bir tekneye benzer bir şeyin üzerine kor, sepet gibi bir şeyin üzerine kor ve suya salar. Der ki, Allah'ım sana emanet. Ve o su alır götürür onu Firavun'un tam sarayının önüne. Orada ağlamaya başladığında Hazreti Musa, sarayın görevlileri alırlar bunu, bulurlar ve saraya götürürler. Firavun'un karısı Hazreti Asiye, ki iyi bir insan, Hazreti Musa'ya iman ettiği belirtilen bir kadın, Asi belki baş kaldırması sebebiyle de Firavun'a oradan geliyor belki de ismi. Belki de ünvanı, bunu tam bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir nokta var. 40 yıl Hazreti Musa Firavun sarayında kalır ve 40 yıl sonrasında da bir gün Firavun'un karşısına çıkar ve der ki, sen Tanrı'yım diyorsun, gel Allah'a iman et, ben peygamberim, bana itaat et der. Peki bu Firavun kimdir, Firavunluk nedir, biraz ondan bahsedelim, sonra da asıl hikayenin sonuna girelim. Öncelikle şunu söyleyelim ki Firavun bir kişinin adı değil. Bir saltanat kabilesinin adı. Yani saltanatın soyundan gelen insanlara verilen ünvan. Firavun. Belki işte nasıl Suud hanedanlığı diyorsak, Osmanlı hanedanlığı diyorsak bu darda Firavun hanedanlığı. Bunların soyundan da çok sayıda Firavun geliyor. Ha belki de bazıları iman etmiş, bazıları etmemiştir. Ama Hazreti Musa döneminde yaşayan Firavun'un ikinci Ramses olduğu belirtilmekte. Hatta bunların bir aile olduğu belirtilmekte. Kur'an'da, Tevrat'ta da zaten bunlardan bir aile olarak bahsedilmekte. Peki bu Firavun ailesinin hikayesi nedir? Hazreti Musa peygamber olduktan sonra Firavun'un karşısına dikilir ve der ki, sen bu ilahlıktan vazgeç. Çünkü Firavunlar kendilerini ilah, yeryüzünde ilah olarak görüyorlar. Hatta kız kardeşleriyle evleniyorlar ki ilahlıkları devam etsin diye. İşte bu ilahlıktan vazgeçmiyor Firavun. Ve bunun üzerine Hazreti Musa ile aralarında büyük bir mücadele başlıyor. Hazreti Musa Mısır'a gidiyor. Orada İsrailoğullarına, insanlara Allah'ı anlatıyor. Hazreti Musa'nın her geçen gün çoğalması saltanatına bir tehlike olarak görüyor Firavun ve onu çoğu zaman sürgüne gönderiyor. En son hamlesi şu oluyor. Ordularını toplayıp Hazreti Musa ve ona inananları yok etmeyi amaçlıyor. Bu amaçla onların peşine düşüyor. Hazreti Musa ve ona inananlar kaçıyorlar. Hazreti Musa Kızıldeniz'in karşısına geliyor. Önünde koca bir Kızıldeniz, arkasında dev bir Firavun ordusu. Firavun diyor ki, Musa artık kaçacak yol yok, her şey bitti, benim elimdesin. Allah o an bir mucize gösteriyor ve Firavun ordusunu helak edecek o Kızıldeniz mucizesi gerçekleşiyor. Hazreti Musa ve ona inanan insanlara Kızıldeniz ikiye ayrılıyor ve Hazreti Musa ve inananlar oradan geçip gidiyorlar. Firavun bu mucizeyi gözleriyle şahit oluyor, yanındakiler de oluyor. Ancak Firavun'un şöyle bir sıkıntısı var.
benlik, kibir, enaniyet, ben Tanrıyım diyen bir adam. Düşünsenize, Musa'nın geçtiği yoldan geçemez mi? Diyor, elbette geçerim. Ve o da atını Kızıldeniz'e sürüyor ve yavaş yavaş Kızıldeniz kapanıyor. O hala direnmekte, hala yok diyor. Ve daha sonrasında sular kapandığında artık can çekişme, yani sekerat anı dediğimiz an geldiğinde Firavun, ben de diyor Musa'nın inanmış olduğu ilaha inanıyorum. Ama o gün tövbe kapıları kapanıyor ve Firavun o gün orada ölüyor. Peki hikaye burada bitiyor mu? Hikaye burada bitmiyor. Asıl hikaye, aslında bizi ilgilendiren kısım burada başlıyor. İngiltere'de British adlı bir müze var. Gittim, orayı ziyaret ettim. Dünyanın en büyük müzelerinden biri. Hani bedava peynir fare kapanında olur diye bir söz var. Bu British Müzesi de çok bedava, yani parasız, istediğiniz kadar gezebiliyorsunuz. Gezseniz de belki bir hafta, iki haftada böyle birebir gezerseniz de belki yıllarca gezmeniz gerekir her eseri incelemek için. Peki niye bedava? Çünkü dünyanın her tarafından toplamışlar. Sağ olsunlar bize kendi eserlerimizi, kendi topraklarımızdan çıkan eserleri bize bedava sunuyorlar. Burayı gezdim, burada şunu gördüm. Evet, Firavun'un bir cesedi orada duruyor. Mumyalı cesetler, başka Firavun ya da mumyalı cesetler de var. Çünkü Firavun ve onun etrafındaki saray eşrafı diyelim ya da hükümdarlar ya da krallar mumyalanırdı Mısır geleneklerinde. Ancak bu mumyalanmadan günümüze ulaşmış tek Firavun cesedi olarak geçiyor. Yapılan testlerde de, karbon testlerinde bunun 3000 yıl öncesine dayandığı, yani Hazreti Musa Aleyhisselam'la Firavun'un yaşadığı döneme dayandığı görülüyor. Peki bu ceset nasıl bulundu? Kızıldeniz kenarında bir çalışma yapılırken bu ceset bulunuyor ve bu müzeye getiriliyor. Kimisi bunu bir arkeoloji olaraktan, doğal bir mumyalama olaraktan görüyor. Kimisi ise Kur'an'ın ifade ettiği gibi bir ilahi mucize, ibretlik bir ders olarak görüyor. Çünkü Kur'an'da şöyle diyor, Yunus Suresi 92. ayette, ey Firavun, senden sonra geleceklere ibret için, bakın orası önemli, senden sonra geleceklere ibret için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanların birçoğu hakikaten ayetlerimize gafildirler. Şimdi bu konu elbette ki herkes inanç görüşünden ya da baktığı perspektiften değişebilir. Ama bir gerçek var ki, bir ceset var. Bu Firavun'a mı aittir? O günkü bahsettiğimiz Hazreti Musa'ya zulmeden, yoksa başkasına mı aittir, ya da bilemeyiz. Kimisi bu bir köylü cesedi diyor. Ama bir gerçek var ki Kur'an'ın ifade etmiş olduğu mucizeye gösteriyor ve oraya da dikkatimizi çekiyor. Sonuç mu? Sonuç şu. Biz ne olursak olalım, hangi benlikte olursak olalım, mal, mülk, saltanat bizi kibre sokuyor ve gerçek manada zulmetmekten vazgeçmiyoruz ve gerçek manada kendi benliğimizde ilahlaşmaya başlıyoruz. Burada sadece Firavun değil, onun efradı, onun ailesi, ona inananlar, onun askerleri de onu alkışlayanlar, yani onun zulmünü destekleyen insanlar. O yüzden onlar da helak olmuşlar. Burada şu noktayla bitirmek istiyorum. Biz ne olursak olalım, ne yaparsak yapalım, karşımızdaki inancı, dini görüşü, ne, siyasi görüşü ne olursa olsun, milleti, ırkı ne olursa olsun, her kim olursa olsun, yapmamız gereken şey şu: zalime karşı olmak, mazlumdan yana olmak. Çünkü her zalimin sonu ya bir Kızıldeniz'de biter ya da Nemrut gibi bir sivrisinekle biter. Hepinize bu videoyu dinlemenizi, beğenmenizi, like atmanızı istiyorum. Özellikle gençler, sizden bizi desteklemenizi istiyorum. Herkese iyi günler diliyorum.